Yine hastalarımdan çok sık şekilde sorular, görüş istiyorlar benden, soru soruyorlar. Hocam biz şu ilaçları kullandık, sıfır spermler düzelir mi? Hocam bunları kullandık, sıfır spermler ilerler mi? Şimdi bakın, öncelikle azospermi, yani sıfır spermi sebebini bulmalıyız. Sebebini bilmeden rastgele onu kullanalım, bunu kullanalım diye böyle bir şey olmaz. Eğer hormonal bir azospermi varsa, yani hipofiz bezinden eksiklik varsa, hipogonadizm varsa, hipo dediğimiz grupsa, zaten tedaviyle biz onlarda sperm çıkarabiliyoruz. O çok yıllardır bilinen bir grup. Ama bazı gruplar var ki siz ne kadar tedavi ederseniz edin, ne ilaç verirseniz verin, çok çok nadirdir onlarda sperm çıkışları. Klinefelterler gibi, yani genetik bozukluklar gibi. Sonuçta siz bu tür hastalarda ne kadar tedavi yaparsanız yapın, sebebi ortaya koymadıysanız, neyle uğraştığını bilmiyorsanız, ne kadar tedavi yaparsanız yapın, 3 yıl tedavi yapın, 5 yıl tedavi yapın, bir çaresi olmaz. Mesela bir örnek vereyim. Hastada hiç sperm yolu yokluğu var. Yani yol yokluğu var. Spermlerde üretim var, testiste üretim var fakat yol yok. Hastaya 3 yıldır tedavi yapıyorlar. Yani bunun bir anlamı yok. Siz önce sebebini bulun, ona göre tedavisini yaparsınız. Sonuçta bazı gruplarda, bakın bazı gruplarda tedaviyle sıfır spermden normal sperm 1 tane, 5 tane, 10 tane, 100 tane, 1000 tane, milyon tane bile çıkarabilirsiniz. Ama sıfır spermden normal yoldan gebelik elde edebileceğimiz kadar sperm bulmak çok zor. Bazı gruplarda mümkün, onun dışındaki gruplarda çok zor.